Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Naca. Hepiniz yakından beni takip ediyorsunuz ve bugüne kadar torba yasalarının içinde neler varsa fısıltılardan da önce ben söylüyorum. Ama benden önce tabii ki Sayın Bakanımız bir açıklama yapacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimiz ve hepsinden önemli Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından duyuyorsunuz. Peki ne oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'nin üstündeki bu kara bulutların sebebi ne? Aslında bu kara bulutların sebebi yurt dışında yaşayan Avrupalı vatandaşlarımız. Aslında bu kara bulutların sebebi Türkiye'de yapılmak üzere olan 3. büyük havaalanı. Dünyanın hemen hemen en büyük havaalanından bir tanesini yapıyoruz. Belki de köprü. Türkiye artık gelişen bir ülke. Yani kısacası aslında bunun sebebi bu kara bulutların tamamıyla Türkiye ekonomisinin büyümesi. Her şeyden önemlisi IMF'den para bile istemiyoruz. Ama 3 tane saçı olan biri çıkıyor. Bay Trump nasıl oluyorsa Türkiye'nin üstüne kara bulut gibi çıkıyor. İşte bunların hep bugüne kadar yaşamış olduğumuz işte Çanakkale Savaşı. Biliyorsunuz 7 düvele cevap veren bir milletin evlatlarıyız. Kabul etmeseler de Osmanlı'nın çocuklarıyız. Osmanlı'nın torunlarıyız. Kabul etmeseler de 1453 Fatih Sultan Mehmet'ten geliyoruz. Kabul etmeseler de Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız belki de. O yüzden o kadar önümüzde kahramanlar var ki işte 15 Temmuz'da yaşadığımız olay ve Türkiye'nin dik duruşu ve Sayın Başbakan'ın buradan kalkıp Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa döküşü ve halkın bir anda dış kuvvetlerin planlamış olduğu darbeye de karşı gelişi, hatta ve hatta tankların önüne yatışını gördük. O yüzden ben buradan o sarı kafaya seslenmek istiyorum. Bunu sana kapak yapıyorum. Bu kapağı pencere kapağı olarak gör. Sen değil, senin gibi kimler gelirse gelsin, 7 düvele cevap vermiş bu millet, yine cevap verecektir. O yüzden buradan şunu söylemek istiyorum. Bende ne dolar kaldı, ne euro kaldı, ne yastık altında altınlar kaldı. Hepsini reisin bir sözüyle bozdum. Hadi bakalım şimdi ne derseniz deyin. Bana isterseniz Tayyip Erdoğan'ın yalakası deyin. Bana isterseniz Mustafa Kemal Atatürk'ün yalakası deyin. Ama lütfen şu sarı kafaya vermiş olduğu cevaba bari birlikte destek verin. Görüşmek üzere.